Deniz çayırları Akdeniz Havzası'nda özellikle 50 milyon yıldır deniz ekosisteminin bir parçası olarak oksijen üreten denizin akciğerleridir. 1 metrekarelik deniz çayırı alanı yaklaşık olarak 10 litre oksijen üretir. Onun dışında deniz çayırları iklim değişikliği ile ilgili yaşadığımız bu son yıllardaki krizle bağlantılı olarak karbon yutaklarıdır. Yani bizim karbon emisyonunu azaltmak için bütün yaptığımız çabalara en büyük destek deniz çayırlarından gelir. Diğer taraftan denizdeki kıyısal alanda yaşayan balıklar ve diğer denizsel organizmaların hepsi için üreme, beslenme, barınma, saklanma alanıdır. Dolayısıyla deniz çayırını denizin içinden çıkardığınız anda adeta bir canlının akciğerlerini sökmüş gibi olursunuz. Bu yüzden çok çok önemlidir. Kıyıda erozyonu önler. Yani hani plajlarımız olsun istiyoruz ya, güzel plajlarımız olsun istiyoruz ya, erozyonu önler, dalga erozyonunu önler. Suyun içerisindeki partikülleri tutar, parçacıkları tutar, askıdaki katıları tutar. Böylece suyun berraklaşmasını sağlar. Yani faydalarını, deniz ekosistemi için önemini saymakla bitiremeyeceğimiz çok kıymetli bitkisel organizmalardır, bitkisel türlerdir deniz ekosisteminin içinde yaşayan. Özellikle son yıllarda nüfusun, sanayinin artmasıyla beraber denizel alan üstündeki, kıyısal alan üstündeki baskıların artmasıyla beraber deniz çayırlarının zayıfladığını, zarar görmeye başladığını fark ediyoruz. Bu yüzden de bütün dünyada deniz çayırları koruma altında olan türler arasında sayılır. Ülkemizde hem ulusal yasaları gereği hem taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında deniz çayırlarını korumak için çaba sarf etmektedir. Bu kapsamda Marmara Denizi'ne baktığımızda Marmara'da 4 tür deniz çayırı olduğunu görüyoruz. Yani Akdeniz'e endemik olan Posidonia oceanica az sayıda, az miktarda bir alanda mevcut Marmara Denizi'nde. Birisi şimdiki bilinen alanlar Paşa Limanı Adası'nın çok sınırlı bir bölgesi, birisi de Erdek Narlı Mahallesi'nin kıyısal alanındaki çok sınırlı bir bölge. Diğeri Zoostera marina, Zoostera noltei ve Cimodesea nodosa türü mevcut. Ama Marmara Denizi için deniz çayırlarının önemi diğer denizlerden şu an için birazcık daha kritik. Sebebi şu: biz 2021 yılında korkunç bir müsilaj felaketi yaşadık. Bu müsilaj felaketinden sonra Marmara Denizi'nin derinliklerinde oksijen azalmaya başladı. Oksijen kritik seviyenin altına düşmeye başladı. Yani Marmara Denizi bir oksijen krizine doğru ilerliyor. Bunun önüne geçecek olan en önemli topluluklardan, tür topluluklarından birisi deniz çayırları. Yani bir taraftan müsilaj yüzünden denizimizin oksijeni azalıyor. Bir taraftan biz bu oksijeni sağlayacak olan, oksijeni artıracak olan türlere zarar vermeye başladık. Buna bağlı olarak Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Marçayır adında Marmara Denizi çayır alanlarının belirlenmesi projesini desteklemeye başladı. Biz Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi olarak Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle şu anda bütün Marmara Denizi'nin kıyısal bölgelerindeki deniz çayırlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Bunların türlerini belirliyoruz, haritalandırıyoruz. Yani devlet şu anda deniz çayırlarını belirlemek, korumak için şu zor ekonomik koşullarda destek oluyor, para ayırıyor, para harcıyor. Ama gel gör ki işte 29-30 Haziran tarihlerinde tam hafta sonunda denk getiriyorlar. Narlı'da şuursuz bir grup çıkıyorlar, kendi aralarında para topluyorlar. Sanki babalarının tarlasında bir kazı yaptırır gibi, ki onun için bile izin almaları lazım. Gidiyorlar, plajı temizliyoruz diye
deniz çayırlarını söktürüyorlar. Plaj temizliği falan değil dertleri. Onların derdi ayaklarına yosun değmesin. Deniz çayırı falan umurlarında değil. Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Çok üzücü bir durum bu. Yani burası bir kere özel çevre koruma bölgesi. Özel çevre koruma bölgesinde çivi bile çakacaksanız Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan izin almak zorundasınız. Hiçbir resmi kuruma haber vermeden, hiçbir yerden izin almadan siz kepçeyi nasıl sokarsınız o kıyısal alana? Hiç mi vicdanınız yok? O deniz çayırlarının içinde yaşayan, yine koruma altında olan pinalar, balık yavruları, midyeler, istiridyeler, taraklar ve daha sayamadığım onlarca tür hepsi şimdi öldü. İşte yukarıdan çekilen görüntülerde görüyoruz ki öyle 3 metre, 5 metre falan değil. Oldukça uzun bir sahil şeridini baya kendi kafalarına göre deniz çayırlarını söktürmüşler. Bunlar hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını talep etmiştik. Bunun yapıldığına dair bilgi verildi. Bundan memnun olduk. Bunun için bunu yapanlara, yani Erdek Kaymakamlığı'na, Balıkesir Valiliğine, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, jandarma ve sahil güvenlik yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Lakin ceza kesmek çözüm değil. Şimdi burada ve birkaç kişiye ceza kesildi. Bunu bizim duyurmamız lazım. İnsanlara deniz çayırlarının önemini daha çok anlatmalıyız. Daha çok bilgilendirmeler yapmalıyız. Okullarımızın her birisinde afiş olmalı. Plajlarımızın her tarafında burası deniz çayırlarının bol bulunduğu alandır. Deniz çayırlarına zarar vermeyin, pinalara zarar vermeyin diye bizim bilgilendirme panolarımızın olması gerekiyor. Bunların hepsini yapmak üzere ben yetkilileri göreve davet ediyorum. Hatta benim evimde bir şey yok. Ama öbür taraftaki komşularımla bu taraftaki komşularımla